Hepimizin bildiği gibi kripto piyasası bu ara hareketsiz. Ancak bu hareketsiz piyasada bile insanlar binlerce dolar para kazanıyor. Şimdi size bu dediklerim ilginç gelebilir. Ancak arkadaşlar kripto piyasası aslında o kadar büyük bir market ki. Yani hali hazırda milyonlarca, milyarlarca hatta trilyon dolarlar bu piyasa. Zaten arkadaşlar eminim ki bu videoyu eğer izliyorsanız sizin hedefiniz trilyon dolarlar ya da milyar dolarlar kazanmak değildir. Hani bizim cebimize buradan bin dolar, beş bin, on bin dolar girse kardır. Şimdi arkadaşlar özellikle bu durgun piyasalarda ben kendi yaptığım birkaç tane yöntemi sizlerle paylaşmak isterim. Zaten geçen videoların birinde balina takibi yapmaktan kısaca bahsetmiştik. Ve bunun üstüne biliyorsunuz şu anda yaşadığımız cycle bir meme cycle'ı yani meme coin'ler, meme coin'ler zannettiğimizden daha çok öneme sahip. Şimdi bu videoda sizlere özellikle Tron Ağında nasıl balina takibi yapabilirsiniz? Balinaların aldığı ya da balinalara gönderilen tokenleri önceden bulabilirsiniz. Ve bunları alıp buradan kar sağlayabilirsiniz. Bunları göster. Ancak arkadaşlar bu video konuşmalı değil daha çok göstermeli bir video olduğu için hiçbir yeri kaçırmamanız gerekiyor. Onun için arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve başlamadan önce eğer bir like verip aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. ilk başta ne demiştik? Bizim bulunduğumuz cycle yani bulunduğumuz döngü bir meme coin döngüsü. Yani arkadaşlar meme tokenlerde, meme coinlerde zaten yüksek performanslar görüyoruz. Bu meme coin furyası ilk başta Ethereum'da başladı. Daha sonra Solana'da bayağı bir hype'landı. En sonunda da biliyorsunuz bu Tron ağına nihayet geldi. Justin Sun, Sun Pump isimli bir tane platform kurdu. Burada insanlar kendi meme coinlerini çıkarabildi. Daha sonra arkadaşlar Sun Swap ismindeki swap platformuna bu geçebildi. Ve kısacası burada da insanlar aynı Solana'daki gibi gibi meme coin trade yapmaya başladım. Şimdi lafı uzatmadan hemen ekrana geçelim. İlk başta gördüğünüz gibi mim'e e geldim. Sumpfun nedir? Zaten geçenlerde pump pumpfun videosu çekmiştik öyle değil mi? Son ana da arkadaşlar insanlar kendi meme coinlerini çıkarabiliyordu. Ya da farklı kişilerin çıkardıkları meme coinleri çok basitçe çıkarılabiliyor bunlar. Bunlara insanlar alabiliyor, satabiliyor. Şimdi bu siteyle aslında fazla bir işimiz yok. Sadece arkadaşlar burada hype ne yönde onu anlayacağız. Bakın sayfaya geldiğimde burada mesela lunch time'a göre sıraladım şu anda çıkan meme coin'leri görüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar açılışı nerede yapmış daha sonra bir dump gelmiş. Yani size söyleyeyim bunların zaten %99'u bu pump fan meme'dekiler bunlar açıkçası çok fazla tehlikeli. Ha burada tehlikeli olmayan ya da daha az tehlikeli olan bir kısım var. Peki oraya nasıl gelebiliriz? Hemen yukarıya çıktım siteye geldim de burada launch time'a göre sırala değildi. bunu değiştirdim. Burada market cap'e göre dedim. Bakın market cap'e göre dediğimde Tron anında ortaya çıkan meme coin'lerde market cap'i en yüksekten yani en düşeye kadar sıraladı bize. Zaten arkadaşlar Sandog'u hepiniz biliyorsunuz. Hani bu Furu'ya çıktığında ilk başı çeken mim tokenlerden birisiydi. Daha sonra Trombul var. InvestZone var. Bunlar aynı şekilde bu sitede çıktı. İnsanlar burada çıkardı. Daha sonra arkadaşlar bu Bonding Curve olayı var. Bakın şurada göstereyim. Bu Bonding Curve'e ulaştıktan sonra likiditesi Sunswap'e aktarıldı. Yani bir swap platformu. Bakın burada Listed on Sunswap yazıyor. Yani insanlar burada da bakın Sunswap'den girip bu tokenleri alıp satabiliyor. Yani bunu merkeziyetsiz borsalarda listelendi gibi düşünebilirsin. Şimdi işte bizi ilgilendiren kısım da bu kısım bizim yeni çıkan meme coin'lerle işimiz yok. Bunlar çünkü çok fazla tehlikelidir. Dediğim gibi %95'i bunların zaten sıfıra gidiyor. Peki şimdi biz burada ne yapacağız? Kısacası balina takibi yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ya Tarık balina nedir? Balina arkadaşlar elinde çok fazla bir varlığı olan, çok parası olan bir coin'den çok miktarda bulunan kişiye dönüyor. Bu balinaların genelde milyonlarca, milyarlarca dolar parası olduğu için, e siz de biliyorsunuz biliyorsunuz çok parası olanın bir şekilde bir şeylerden bizden önce haberi oluyor. Yani arkadaşlar bu balinalar açıkçası insider yani içeriden projenin içinden bilgiler alabiliyorlar. Bunların zaten alfa gruplar var. Ya işte şu oyunu pamplayacağız işte bundan birazcık alıyoruz. Ha bilgin olsun muhabbeti geçiyor. Onun için arkadaşlar biz de bu en büyük tokenleri elinde bulunduran bazı balinaları tespit edeceğiz ve bunların hareketlerini takip edeceğiz. Ancak oraya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak isterim. Biliyorsunuz arkadaşlar Prime XBT borsasından size daha önce bahsetmiştim. Burada siteye geldiğimde arkadaşlar Trading View aracılığıyla burada analizler yapılabiliyor. Daha sonra ödüller kısmı var. Buraya geleceğiz. Birazdan bahsedeceğim. Daha sonra işlem bölümüne geçtiğimde görüyorsunuz burada kriptonun yanı sıra altın, petrol ve diğer piyasalar aynı zamanda Amerikan borsalarında işlemler yapılabiliyor. Açıkçası buradaki spottaki arayüzü de çok kullanışlı. Daha sonra işlem bölümüne geldiğimde kripto Futures bölümüne geldiğimde burada da Bitcoin ve altcoinleri long ya da short yani vadeli işlemler yapılabiliyor. Onun haricinde arkadaşlar burada copy trading var. Burada isteyen kişiler mesela bunları takip edebiliyor. Bakın arkadaşlar bugün yüzde iki kar varmış. Toplamda yüzde %58 kar varmış. Ve arkadaşlar Prime e sadece bize özel, benim takipçilerime özel bir kampanya getirdi. Burada arkadaşlar eğer aşağıdaki linkten kayıt olursanız ve bir miktar para yatırırsanız paranızın yüzde %20 size bonus olarak ekleniyor. Mesela buraya 100 dolar aktarana 20 dolar bonus geliyor. Bin dolar aktarana 200 dolar bonus geliyor. 5000 dolar aktarana bin dolar bonus geliyor. Ve bu bonuslarda da burada futures yani vadeli işlemler yapılabiliyor. Buradan edilen kar, kar olarak kalıyor. Zarar zaten bonus gidiyor. Onun için arkadaşlar çok güzel bir kampanya getirdiler bize. Yani diğer borsalar gibi şartı yok. Yani 50 dolarla sınırlı değil. Hani yatırılan miktarın %20'si kadar. Ve daha sonra buradaki ödüller bölümünden de daha fazla ödül kazanabiliyorsun. Aynı zamanda burada yarışmalar bölümünden farklı yarışmalara insanlar katılabiliyor. Mesela arkadaşlar burada vadeli eğer vadeli becerileriniz güzelse ödülleri vesaire var. Bunlar haftada bir yenileniyor. Ve bu %20 bonusun dışında aşağıdaki linkten kayıt olan 10 kişiye rastgele 10 kişiye 50 dolar daha bonus geliyor. Ve bunun dışında eğer aşağıdaki linki kullanan ilk 3 kişiden biriyseniz 500 dolar yatırmanızda bunlar haricinde artı 150 dolar daha bonus geliyor. Yani arkadaşlar adamlar bizim için bonus üzerinde bonus yaptılar. Bunları alabilmek için tek yapmanız gereken aşağıdaki linkten bir hesap oluşturup o hesaba bir bakiye aktarmak. Şimdi hemen videoya geçelim. Bizim dediğim gibi bu siteyle fazla işimiz yok. Tek burada işimiz olan Tron'daki buradaki başlıca meme coinleri belirlemek oluyor. Mesela birincisi neymiş? Sandog'muş. Şimdi ikinci kullanacağım bir tane web sitesi var. Bunun ismi de arkadaşlar CoinMarketCap. Hemen CoinMarketCap'e geldim. Sandog. Bakın Sandog isimli token'in üstüne tıklıyorum. Burada arkadaşlar benim yapmam gereken burada Tron'daki bunun kontrat adresini burada kopyalamak. Zaten isterseniz arkadaşlar hani buradan direkt olarak da kopyalayabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağım? Bunu Tronscan'e yazayım. Tronscan.org'yi kullandığınızdan emin olun. Burada ne yaptım? Search by token account contract diyor. Kontrat adresini hemen buraya yapıştırdım. Bakın Sandog çıktı zaten. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Token'in kontrat adresini yazdık. Token'in detaylarına bakıyoruz. Ve birazcık daha aşağı ineyim de Burada token transfer bölümünü görüyorsunuz. Bakın 3 dakika 4 dakika içinde transferler oluyor. İnsanlar bunu alıyor satıyor birbirlerine gönderiyor. Bizi alakadar eden nokta ise şu token holders bölümü. Bu holders bölümünde arkadaşlar ilk sayfa genelde borsalar oluyor. Yani dexler ya da jexler oluyor. Onun için burada ben ikinci sayfadan ya da üçüncü sayfadan itibaren bakmaya başlıyorum. Mesela üçüncü sayfaya baktığımda şu adamın elinde toplamda 781 bin dolar değerinde bu tokenden varmış. Yani arkadaşlar bu kişiye bir balina diyebiliriz. Hemen ne yaptım? Bunun cüzdan adresinin üstüne tıkladım. Bakın cüzdan adresinin üstüne tıkladığımda burada cüzdanındaki öteki coin'ler de görünüyor. Öyle değil mi? Öteki token'ler de görünüyor. Mesela bunun cüzdanında bir sandok varmış. Görüyorsunuz 781 bin dolar değerinde. Daha sonra Justin Sen yani Sen isimli token varmış. Burada az bir şey var. Bir de Baby Sun var. Şimdi buraya kadar geldik. En baş bir meme coin belirledik. Daha sonra bu meme coin'lerin içindeki bir tane balinayı seçtik. Bu balinanın içindeki öteki token'lere baktık. Biz burada yapmamız gereken arkadaşlar bakın transaction bölümüne bakabilirsiniz. Burada iki şeyi takip etmeniz gerekiyor. Bir balinanın aldığı coin ileride pump yapması muhtemeldir. İkincisi de balinaya gönderilen coin de bir miktar pump yapabilir. İsterseniz şurada hemen transfer bölümüne tıkladım. Bakın transfer bölümünde burada geçmişteki transferleri görüyoruz. Mesela 9 gün 6 gün önce sandok transferleri olmuş. Daha sonra arkadaşlar günümüze geçtiğimizde bakın 5 saat 16 dakika önce bu cüzdan arkadaşlar 311 adet Justin Sen şu sen tokenden yollanmış. Yani bu da bize ne diyor arkadaşlar? Mesela Justin Sen isimli bir token yollanmış bu balinalara. E bunun amacı nedir arkadaşlar? Bizim gibi balina takibi yapan kişilerden bir miktar hype çekmek. O yüzden arkadaşlar burada birazcık dakik olmanız önemli. Şimdi isterseniz hemen şunu göstereyim. Hemen Justin Sen'in üstüne tıkladım. Bakın burada kontrat adresini ne yaptım? Kontrat adresini de kopyaladım burada. Daha sonra ne yaptım? Dex Screener'a geldim. Bu kontrat adresini buraya yapıştırdım. Bakın Sen VTRX partesi çıktı. Hemen üstüne tıkladım. Hemen burada da bakın grafiği bize açıyor arkadaşlar. Bakın ben şu an 4 saatlik grafikteyim. Neydi arkadaşlar bakın geriye geldim. Yani 5 saat 17 dakika önce bu balinaya Justin Sen isimli token yollamış. Bakın 5 saat önce yollanmış şu token öyle değil mi? Tekrar grafiği açtım. Bakın arkadaşlar grafiği görüyor musunuz burada öyle değil mi? Yani 5 saat 17 dakika önce şu token mesela bu balinaya yollanmış. Daha sonra arkadaşlar fiyatı burada pamplamış. Yani bunu aşağıda alan birisi hani şuralarda alan birisi tepelerde satsaydı eğer 3x'lik 3.5x'lik kar yakalayacaktı. Mesela grafiği 1 saatliğe aldım. Neydi arkadaşlar? 5 saat 18 dakika önce. Buradan şimdi saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. Yani şuralarda gönderilmiş bu cüzdanı. Öyle değil mi? Buralarda da zaten alım yapan birisi hani tepelerde satsaydı burada %30, %40'lık bir kar yakalıyordu. Şimdi mesela farklı bir balinayı açtım. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın şu Sandoga geldim. Gene aynı şekilde burada token holder bölümünden ikinci sayfadan başka birisini açtım hemen. Bakın bu kişi de, de aynı şekilde arkadaşlar transaction'lara bakıyorum. No data yazıyor burada. Transferler bölümüne tıkladım. Aynı şekilde bakın fark ettiniz mi? Bu kişiye de sen token yollanmış. Yani şu bahsettiğimiz token yollanmış. Yani bu açıkçası bir marketing stratejisi arkadaşlar. Mesela eğer insanlar bir MIM token'e hype yaptırmak istiyorsa ufak ufak farklı balinalara bunları yolluyorlar. Hani eğer siz de o dakikada görürseniz. Mesela 3 dakika önce şu token şu balinaya geldi. Bunu da birkaç tane balinadan daha onaylarsanız. Aynı burada dediğim gibi bakın arkadaşlar. 3. kişiye bakıyorum şu anda. 3. kişi de de aynı şekilde bu token görüyorum. Burada görüyorsunuz zaten gönderim olduktan sonra fiyatı ne oluyor? Burada pamplıyor. Şimdi isterseniz bir de farklı bir balineye bakın. Mesela token holder bölümüne geldim. Bu sefer hadi mesela burada borsa isimleri yazıyor. İlk sayfadan borsa olmayan bir tane cüzdan bulalım. Mesela şu cüzdana tıkladım. Bakın bu cüzdanda da farklı tokenler olduğunu görüyoruz. Hatta birçok token var. Öyle değil mi? Hani burada 3900 dolar değerinde TR eksi var. Daha sonra 2 milyon değerinde Sandogu var. 100 bin dolar değerinde Fofar'ı var. Ve aşağı doğru böyle gidiyor. Diyor. Hani biz bunlara fazla bakmayacağız. Bu adamın elinde bu tokenler var diye. To bu tokenleri almak çok da mantıklı bir hareket değil. Bizim amacımız transaction'lara, transferlere bakmak. Öyle değil mi? Hemen aşağıında transaction bölümünde birçok hareket var. Ve daha sonra bunun yanında arkadaşlar transfer bölümüne tıkladım. Bakın aynı şekilde 5 saat 36 dakika önce bu cüzdana da Justin Sen biraz önce baktığımız token yollanmış. Ve daha sonra bakın 3 gün önce sürekli BabySan tokeni yollanmış bu cüzdan adresine. Bakalım bu BabySan'da nasıl hareketler olmuş? Hemen üstüne tıkladım. Ne yaptım bu Babysan'ın kontrat adresini kopyaladım. Daha sonra Deck Screener'a e geldim yapıştırdım bastım. Şimdi kaç gün önce yollanmıştı? 3 gün önce yollanmış. Öyle değil mi? Baby Babysan'a geliyorum hemen günlük grafiği açtım. Bakın 3 gün önce yollanmış. 3 gün önce attığı fitili görüyor musunuz burada? Bakın şu en alttan en yukarıya kadar aldığımda burada %100'lük yani 2x'lik bir fitil attım. Hatta 15 dakikalık grafiği açtım. Bakın tam o esnada yani şuralarda bu balinalara gönderilmeye başlanmış. Daha sonra arkadaşlar hani burada orada bir hareket olmuş öyle değil mi? Ancak burada alan tepelerde satmayı başaran birisi neredeyse i̇şte parasını 2x yapıyor. Şimdi arkadaşlar videoyu böyle doğaçlama çektiğim için açıkçası bunları bulmak birazcık zor oluyor. Hani hazırlıksız o doğaçlama olarak sizle beraber ben de bakıyorum. Daha sonra mesela 6 gün önce bu cüzdana şu tokenden gelmiş öyle değil mi? Bir dok tokeninden gelmiş. Hemen üstüne bastım. Daha sonra ne yaptım? Bunun kontrat adresini kopyaladım. Dex girdim. Şurada CTRL-V e yaptım. Bakın kaç gün önce gelmişti bu BOG token. Hemen aşağı iniyorum burada. 6 gün önce değil mi? 6 gün önce bu cüzdana geldi. Hemen günlük grafiği açtım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6. günde bakın attığım mumu görüyorsunuz öyle değil mi? Yani benim burada anlatmaya çalıştığım arkadaşlar bakın bu mumda da toplam şurada %110'luk bir artış var. Yani burada anlatmaya çalıştığım arkadaşlar eğer balinalara ufak ufak coinler gönderiliyorsa ya da ufak ufak bir coinden alım yapıyorsa ve bunu 3-5 tane balinadan teyit edebiliyorsanız genelde o meme coinlerde bir artış oluyor. Ve ancak uyarımı da şurada yapmam gerekiyor. Bu artış olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ve bunu alayım da ben işte 3 ay 5 ay bekleyeyim diye bir şey özellikle hiç yok. Çünkü bu Mim coinler insanlar burada ne yapıyor? Hemen giriyor karını alıyor daha sonra çıkıyor. Yani ben bunların hiçbirini elimde tutmuyorum. Size de kesinlikle tutmanızı tavsiye etmem. Arkadaşlar istiyorsanız videoyu fazla uzatmayalım. Zaten ana fikri kesinlikle anladınız. İlk başta Sun Pump'dan burada bazı Mim coinlere bakabilirsiniz. Ben burada Sandogo ele aldım. Daha sonra arkadaşlar kontrat adresini ya buradan ya CoinMarketCap'ten alabilirsiniz. Ve daha sonra TronScan, Oreg'de biz burada holder'larına bakıyoruz. Bu ilk sayfadakilerin bazıları mesela MEX yazıyor, Gate yazıyor. Borsa cüzdanı olabilir ya da üreticilerin cüzdanı olabilir. Ancak arkadaşlar ikinci ve üçüncü sayfaya bakmanızı tavsiye ederim. Daha sonra arkadaşlar bu cüzdanların elindeki tokenleri bulduktan sonra ne yapıyoruz? Bunun arkadaşlar şuradan kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Deckscreener.com bunu hep kullanın. Deckscreener'a geliyorsunuz, buradan yapıştırıyorsunuz. Daha sonra buradan grafiği de görebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ya bunların peki alımı satımı nasıl yapılıyor? Hani mesela bir tane token bulduk. Şurada işte mesela adama 2 dakika önce gönderilmiş. 3 dakika önce gönderilmiş. Bunu 2-3 tane balinadan teyit etti. Peki bunu nasıl alacağız? Alımlar da arkadaşlar burada Sunswap'tan yapılabiliyor. Burada arkadaşlar TRX karşılığında yapılıyor. Tabi bir tane TRX cüzdanınız olması gerekiyor. Aynı Metamask gibi ve içinde Tron olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar burada Select Token bölümüne burada bunun kontrat adresini yazdığınızda zaten arkadaşlar bakın Send Token burada çıktı. Ve burada Tron karşılığı Send diye yapılabiliyor. Yani arkadaşlar bu piyasada bile insanlar bir şekilde yolunu buluyor. Siz de mesela eğer canlı sıkılıyorsa ya piyasa ne zaman yukarıya gidecek diyorsanız bunları demekten ziyade siz de en azından böyle bir balina takibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar videodan bir şey öğrendiyseniz lütfen like tuşuna basıp aşağı küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.